Dinler ve filmlerde geçen hafta. Abi örümcek sokar, halk kahramanı olur, kötü adam yenilir. Sipi, Erman, Böcük. Neydim ne oldumun Marvel halini izlediğimiz bu yapımda gariban, utangaç ve bildiğin sınıfın ineği konumundaki ergenimiz Peter'ın önce adama sonra da örümcek adama dönüşümüne şahit oluyoruz. Elemanımız da okulda herkes bildur geçiyor. 3 yaşından beri hasta olduğu Mary Jane'e bizimki hariç herkes atlamış. Bu da öyle uzaktan uzaktan bakıp iç çekmiş. Mary de safsalak olmasının yanı sıra ilgiden götü arşa çıkmış. Çocukluğundan beri it gibi peşinden koştun. Lisede okulun en popüler çocuğu kaptı kızı ses etmedin. Sonra en yakın arkadaşın senin ilgini bile gitti yazdı kıza. Yine ses etmedin. Hadi ondan da kurtardın. La bu sefer örümcek adama kaptırdın oğlum kızı. Godoşlukta çığır açtın haberin yok. Sonrasında aile büyükleri ve kısım akrabaların her düğünde Mary'i dürterek bıyık altından gülmeleri ve hadi hadi yaşın geçiyor bak senin de mürüvvetini görelim diye ısrarlarına dayanamamış olmasından mütevellit hikayenin sonunda gelip Peter ay canım ben seni seviyormuşum aslında diye U dönüşü yaptığını gördüğümüzde hala oldu bu sefer diye düşünüyorduk ki halkın bana ihtiyacı var Mary Jane. Gidip aptal polislerin işini yapmalı, yanan binalardan insanları falan kurtarmalı, hatta ağaçta mahsur kalmış kedileri aşağı indirmeliyim. Bu kadar örümcek ağı ziyan olmaz. Gerizekalı. Sen o kıza yıllarını verdin. Ayrıca şehirde başı en çok belaya giren vatandaş Mary Jane zaten. Sadece onu kurtarsan yeter. Halk bir şekilde başının çaresine bakıyor. Her şey laboratuvarda çişe çıkarılıp dışarıda unutulmuş bir örümceğin ısırığıyla değişiyor. Bir köşede sessizce oğlum örümceklerden biri yok la. Siktir et be. Kim anlayacak onu? Kayıp örümcek de bula bula bu angutun elini buluyor ve hard diye kaptırıveriyor. Ulan o koca kırmızılı morlu nal gibi örümcek eline gelene kadar nereye bakıyordun oğlum? Bu nasıl bir Mary Jane aşkı? Anasını satayım adamın aşkından gözü öyle kör olmuş ki bırak örümceği timsak kapsa eşek depse ruhu duymayacak. Neyse örümcek bunu kaptırıverince uuu babayın kemiğini deyip atıveriyor örümce elinden. Hayır hayvanın da nasıl bir şey olduğunu görüyor. Lan bir hastaneye git. Benim dedemden SSK'm vardı. Allı pullu hayvan ısırmış. Azıcık kılanır lan insan. Neyse ki Peter'ın bu umursamazlığıyla birlikte olanlar oluyor. Peki neden sallamıyor bu durumu? Zira örümcek Peter'ı ısıracak. Sonra biz film yapacağız onu. Hatta ikisini çekeceğiz. Belki üçünü. Birkaç sene sonra en baştan başlayıp bir daha çekeceğiz. Yeri gelecek kıvırıp kendimize sokacağız. Bir de abi niye örümcek? Niye pire değil? Veya hamam böceği. At da sokabilirdi. Gerçi at soksa ölür bu. Peter örümcek sokması normal bir olaymış gibi davranarak sakin sakin eve gidiyor. Sabah bir uyanıyor memeleri var. Baklavalar oluşmuş. Hayat Peter'a vay kiki olmuş. Filmdeki kötü karakterin amacına ulaşmak için gösterdiği çabaya rağmen zaten yenilecek olduğunu bilmemiz bizi ayrıca üzen bir konu. Porno filmi andıran işleyiş tarzı zaten finalde ne olacağını bildiğimiz bir hikayeyi izlememizi sağlıyor. Ergenimiz Peter'ın örümcek olmayı öğrenmesi ise bir örümceğin benliğini fark edip ilk ağını örmeye başlamasından bile kısa sürüyor. Ve adam 3-5 günde kostüm bile yaptırıyor. Ama işte mal olduğundan kostüm diye yaptığı ilk şey ahanda bu. Bildiğin yeni açılan AVM'lerin önünde broşür dağıtan palyaçolara benziyor. Ama sonra dede ölünce bir gaza gelmeler, bir artistlenmeler derken şak diye bu adam haline geliyor bizim ergen. Tabii bu kostüm sayesinde görüyoruz ki bizim Peter Mary Jane ile zaten bir cacık yapamazmış. Herifte mal yok mal. Örümceğimiz olgunlaştıktan sonra seyreyle gümbürtüyü. Bir yerde kapkaç mı var? Tak orada. Artık işi iyice kapmış şehrin içinde bir yerden bir yere salana da gelen yavru örümcek nedendir nasıldır bilinmez her attığı ağı bir yere yapıştırmayı başarıyor. Ulan bu şehrin üstünde tavan mı var? Nereye gidiyor bu ağlarda sen böyle daldan dala konuyorsun? Tabii kalçalarını mıncırmak isteyen bu ablaya rağmen bizim eleman hala mutsuz. Mary Jane örümcek adama aşık olmuş. Peter'a değil. Falan filan derken her Marvel eserinde olduğu gibi kötü adam başrolün sevdiceğini kaçırıp bizim biricik delikanlıyı ya şehir ya kız durumunda bıraksa da cesur, yiğit, fedakar, billurlu kahramanımız Amerikan halkının da gazıyla yine şeklini konuşturuyor ve ne şiş yanıyor ne kebap. Kısacası uzunca bir ağdayım, zıplıyorum gündüz gece temalı bu yapım bizim için... Kostüm giyme göz olur, tayt giyme söz olur. Zaten sende talih yok,
Böyle örümcek mi olur, fışkırta da fışkırta da gel. Haydi Peter hopla zıpla yine bana gel. Next episode Hitman. Eleştirel parodisi 11 Ocak Pazartesi.